Bu bir güven testidir. Ben de şemsiyemi buraya bıraktım. Islak belini taşımak istemedim. Selam, hoş geldiniz. Bugün birlikte market turu yapacağız. Hadi başlayalım. Gezecek olduğumuz Market Plus. Dün buradan bu arada biraz alışveriş yaptık. Daha doğrusu yemelik böyle aparatif şeyler aldık. Aşırı lezzetli ve fiyatlar çok uygun. Şuna bakar mısınız? Somonlu bir salata 6 euro. Çok hızlı bir giriş oldu. Şöyle yine yumurtalı 5 euro. Ben bunların çevirisini yazmayacağım. Ama siz kura göre ilgilenenler düşünebilir. İşte burada içecekler var. Burası take away gibi. Girişinde daha hiç markete giriş yapmadan buradan bir şeyler alıp geçebiliyorsunuz. Şöyle bir marketin girişi var. Marketten bu arada öyle elinizi kolunu sallayıp çıkamıyorsunuz. Bir şey aldıysanız fişi gösteriyorsunuz. Almadıysanız alışveriş yapmadım diyorsunuz. İçecek standı yapmışlar. Yanında şunların ne olduğunu bilmiyorum. Böyle minik minik kurabiyeler. Bayağı meşhur sanırım. Çünkü bizim otelin girişinde ikram olarak da bunlardan var. Şunları insanların elinde gördüm. Aldıkları şeyi okutup sanırım buradan ödeme yapıyorlar. Emin olmamakla birlikte. Paketler var. Direkt şurada hazırlayacağınız şeye özel. İçinde her şey var. Bayağı taze görünüyor içeriği. 8 parça mı demek artık bunlar, işte buranın Amsterdamca mı Hollandaca mı artık Flemenkçe mi kendi şeyinde yazıyor üstünde. 4 kişilik 3-4 kişilik olduğunu anlıyorum. 50 dakika daha hazırlandığını anlıyorum ve risottoymuş bu. Çok hoş. Böyle pratik evde hızlıca yapabileceğiniz tüm malzemeleri içeren kutucuklar. Burada da böyle sağlıklı atıştırmalıklar var. Bu arada otelin yemekleri aşırı güzel. Dün geldiğimizde yemek saati değildi. Buraya geldik ve böyle salatalar aldık. İlk girişte gösterdiğim gibiydi. Yani sağlıklı beslenmek için ulaşılabilir alternatifin çok olması ve fiyatların iyi olması güzel bence. Şöyle sebze meyvenin kilogram fiyatını hızlıca bir göstereyim. Şu an çevirince bir tık pahalı geliyor tabi bazı şeyler ama yakında bizim fiyatlar da bunlara yetişir diye tahmin ediyorum. Burada paketlenmiş küçük kuru yemişler var. Mesela şu benim bayağı seveceğim bir şey. Bu 2,5 euroymuş, 75 lira. Oo, böyle şeylerden alabilirim. Şu frambuaz. Çok taze görünüyor her şey ya. Bizim böyle bazen Migros'a gidiyor falan, her şey ölü ölü oluyor. Her zaman değil tabi, dönem dönem, ama şu an buradaki her şey çok taze taze görünüyor. İki çeşit olarak da paketlenmiş, çok güzel. İncirler, mangolar, karışık meyve tabakları. Diyorum ya, sağlıklı alternatifler bol. Ah, şu da çok iyi bakın. Kahvaltılık için Starbucks'tan böyle bir şey almaya kalksan. Zaten Türkiye'de de 70-75 euro ama 70-75 lira. Euro'ya aldım. Hemen alıştı görüyorsun. Adapte olma şeklim. Şöyle mezemsi şeyler var. Bunların fiyatları biraz daha yüksek kalmış. Anlamadım niye. Ayıklanmış nar bile var. Burada böyle her yerde çiçekler var. Bayağı hem sunum olarak güzel görünüyor hem de çok güzel kokuyor ama bu yapay bir çiçek. Brokolisinden tutun. İşte kerevizidir. Havucudur. Birçok alternatif var. Hatırlıyor musunuz, bizi bir dönem şey diye kandırmışlardı. Avrupa'da birer birer satılıyormuş her şey diye. Öyle bir algı vardı. Ama görüyorum ki her şey fazla fazla satılıyor. Hiç birer birer paketlenmiş bir şey görmedim.
şu kimçi muhabbeti var ya, çim marulu. Bakın burada var. Vallahi giderken bunu eve alıp o kimçiden yapasım var. Yani o kadar çok viral oldu ki TikTok'ta. Patatesler. Şöyle kilo kilo paketlenmiş kömür paketini andırdı bana. Yan tarafta da baklagillere geçiyoruz artık yavaştan. Şurada sosuyla beraber satılıyor. Her şey pratik olarak düşünülmüş, o güzel. Tabii burada kadın ve erkek çok uzun zamandır çalışma hayatına dahil olduğu için her şey onların hayatını kolaylaştırmak adına. İşte burada bizde de olduğu gibi konservalar var. Farklı ürünlerin. Bazıları böyle direkt yemek gibi satılıyor. Bazıları sadece haşlanmış teker teker satılıyor. Siz karıştırıyorsunuz. Bak, kuşkonmaz sanırım bu. Bembeyaz olması garibime gitti. Turşu mu ki bu? Bilemiyorum. Ama denenebilir. 2.19'muş. Ya sen nesin? Baby havuçlara bak. Çok hoş. Pancarlar. Böyle farklı olanlar dikkatimi çekiyor. Şu bayağı hoşuma gitti. Tam böyle Rus salatası hazırlamak için. Ama. Şurada bu aşık kadın fasulye mi? Onun da böyle konservesi yapılmış. Ha, burada meyve püreleri, çocuklar için olan şeyler var sanıyorum. Yine burada bizim de çokça yaptığımız vişneler. Şu neymiş? Onu bir dinledim. Ayva gibi bir şeye benziyor ama üstünde armutmuş. Fiyatlar çevirince valla çok da bizim mağazada satılan fiyatlardan farklı değil. Mesela şu 1.19, 30, hadi 40'la çarpayım yani. 30'la çarptım da 40 lira gibi düşünebiliriz, yonda 20'si var diye. Meyve sebze reyonu. Bayağı büyük. Burayı böyle detaylı gezmeye kalkarsam bu video çok uzun olacak. O yüzden ben bugün yüzeysel geçeyim. Eğer siz devamını isterseniz yine çekerim. Şurada böyle şişeler satılıyor. 3.69'a ve recycle sanırım, geri dönüştürülebilir. Muhtemelen kullanıyorsunuz. Satılıyor mu? Geri mi veriliyor? Satılıyor, satılıyor. Avrupa'da yaşayan çoğu insan zaten bu pet şişeleri, camları biriktiriyor. Bir tane sistemleri var. Oraya atıyorlar ve geri paralarını alabiliyorlar. Ama şişelerin buruşmamış, bir yerlerini çökmemiş falan olması lazım. Yine burada hazır yemek yapılabilecek paketlerden var. Şöyle sonunda bir tane bayat bir şey gördüm. Göstereyim hemen. Biberler biraz buruşmuş. Mis gibi fesleğenler. Muz var Türkiye ile aynı fiyat. Bu mesela aşağı yukarı. Şöyle baby avokadolar. Biz Ege bölgesinde, İzmir'de yaşıyoruz. Yani baba tarafım Ortacalı. Ortacalı çoğu insan avokado dikmiş. O yüzden artık satın almıyorum. Sağ olsunlar. Bana ulaşıyor bir şekilde. Passion fruit. Bu ne kadarmış mesela? Bunların da ithal ettikleri bir ürün yani bu. 2.35 diye düşünüyorum şuradan. Üstünde İngilizce yazıyor ama.
Cennet elması mı hurması mı artık ne deniyorsa burada. Of, daha şu kadar daha sebze meyve bölümü var. Buradakiler de daha bitmedi yani. Şöyle bir hızlıca geçeyim burayı. Şöyle bu meyve sebze bölümü bitmeyecek. O yüzden hazır yemekler bölümüne geçeyim. Burada böyle hazırlanmış ısıtabileceğiniz aynı zamanda öğünler var. Ya ben şunların fiyatına zaten inanılmaz şaşırmıştım. Tabii et falan ucuz burada da. Bunun üstünde yazıyordu sanki de. Şimdi yazmıyor. Neyse. Ha şurada. 4.19, 3.89. Yani şu kadar yoğun et içeren bir şeyin fiyatı bayağı uygun. Böyle bunların hepsini alıp dışarıda fırın var. Isıtabiliyorsunuz. Porsiyonlar da büyük büyük ve fiyatlar da gayet uygun. Sadece kendi mutfakları değil, farklı mutfaklara ait yemekler de var. Böyle Asya gibi. Şöyle. Benim aldığım şeyin içinde de dün şu tarz tavuklar vardı. Ben dedim ki bu yanmış mı acaba? Demek ki yanmamış yani. Orijinali böyleymiş. Şurada da ne yediğini bilmediğim şeyler var. Muhtemelen sıcak yemek ama et mi tavuk mu bilmiyorum. Burası gerçekten çok büyük bir market. Burada da yine Asya mutfağına ait şeyler mevcut. Farklı peynirler var. Ben buradan böyle alışveriş yapmayı çok seviyorum ama şimdi biraz erken, son gün böyle güzel bir alışveriş yapar yanımızda götürürüz. Zaten peyniri çok seviyorum ben. Türkiye'de de ithal peynirler çok pahalı olduğu için buradan almak çok mantıklı. Mesela şu biraz farklı geldi bana. Pesto sosluymuş. İşte sanırım şu da böyle acı çili soslu bir peynir. Bunlardan böyle en çok hoşuma gidenlerden birkaç tane alırım. Yine dediğim gibi burada herkes çalıştığı için ev ahalisi, paketli gıda sektörü bayağı gelişmiş. Yani paketli gıda da değil aslında bunlar, günlük tüketilecek şeyler ama nasıl söyleyebilirim? Hazır yemek diyeyim. Marketlerde satılan hazır yemek sektörü bayağı gelişkin. Şurada her şey, sirkeler. Şöyle ufak ufak kendine tatlı alanlar yaratmışlar. Et reyonlarına bakalım bir de. Şöyle kocaman hindiler var. 2 parça. 4 euro 120 TL yani. 800 grammış bu arada. Ya neredeyse 1 kilograma yakın yani. 2 kişinin fazla fazla doyabileceği şeyler. Burada işte nugget'tır, şinitzeldir. O tarz şeyler var. Şurada kıymalar var ama bu şeyden olabilir, domuzdan olabilir. Burası biraz daha tavuk ve domuz üzerine anladığım kadarıyla. Şöyle soslu olarak da hazırlanmış olanlar var. Aşağıda kıymalar var. Yine aynı şekilde burada köfte olarak hazırlanmış. Hamburger köftesi olarak hazırlanmış. Çokça alternatif var. Bunlar daha çok günlük değil de anladığım kadarıyla markaların ürünleri. Şu altta domuzlar var. Onun domuz galiba bir tık daha uygun şeye göre, dana etine göre. Burada çeşit çeşit füme, salam etler var. Diğer sevdiğim bir bölüm peynir bölümü. Kocaman bir reyon. Fiyatlarına şöyle bir bakacak olursak, Türkiye'de olan, hoş Türkiye'de olan değil de Türkiye'nin kendi markasını incelemek lazım aslında böyle bir ürünü. Çünkü bunların çoğu kendi markaları. Biz ithal ediyoruz. Ekstradan bir ona ithalat vergisi geliyordur. Mesela şu Philadelphia'lar 2.19. Gramajına göre 2.99 olanlar var. Aşağıda hazır rende peynirler var. Şey, bu Hollanda'nın çok güzel peynirleri var. Bakın mesela şu pizza demiş ama şeyde değil galiba. Cinsini göremiyorum. Üste yazan markası.
Onlar mesela 1.24 bayağı uygun. Parmesan falan Türkiye'de bayağı pahalı şeyler yani. Yine burada, burada da derya deniz bir ekmek reyonu var. Glutenlisinden glutensizine şöyle mesela gramajı bayağı ağır takıllı bir ekmek 2.37. Bunlar biraz daha özellikle ekmeklerle normal bagetler ne tarafta acaba? Ha şu tarafta oraya da geliyorum. Yine burada mesela şu 1 euroya düşmüş. Aa bu şey ben bundan İtalya'dan almıştım. Böyle tatlı üzümlü bir ekmek. Burada da şöyle açma gibi farklı farklı ekmekler var. Fiyatları bu şekilde. 15 liraya falan geliyor. Bu arada geçen simit aldım. 12 lira olmuş. Yanımda 20 lira vardı. 2 tane alacaktım. Şok oldum. Şok oldum yani. Ve sonra kartla falan ödedim ama hiç düşünemedim öyle bir fiyat olabileceğini. Şunlar falan Türkiye'den uygun fiyatlı zaten. Böyle kruvasandır. Böyle biraz da farklılaşmış ürünler Türkiye'de pahalı oluyor. Açma bu arada kruvasan da olmasına gerek yok. Kocaman bir ekmek. Gayet uyu. Bir de burada böyle pastadır, tatlı türü şeylerin satılması. Şöyle tart var. 5 euro. Şöyle rengarenk pasta dilimlerinin olduğu bir paket var. 10 euro. Şu 7,5 euro. Yine şöyle ufak bir pasta var. 6 euro. Ben ya, yani düşmüş. 8 euro olmuş. 6 euro düşmüş. Tarçınlı kekler falan planlar. Şu mesela 4 euro. Güzel. Burada da böyle kurabiyedir. Efendime söyleyeyim kektir. Alternatifler var. Çok hoş. Ama sanki böyle şeyler var çok zehirmiş gibi geliyor yani. Hani bu kadar renkler, her şeyler. Hemen devirdim. Şuna bakar mısınız? Şunu yersem ölecekmişim gibi hissediyorum. Yine bitmiyor. Derya deniz bir tapas reyonu diyebilirim burası için. Buraya tok geldim, acıktım. Denemek istediğim çok fazla şey var. Ama otelin yemekleri o kadar lezzetli ki, o kadar lezzetli ki anlatamam yani. Otelin menüsüne bayıldım. Mesela şarap içeceksiniz, çok iyi. 3 euro. Şarap içeceksiniz. 3 euro. İki kişisiniz. Biraz daha porsiyonu büyüttünüz ki ben böyle şeyler yemem. Hani eti, çok etli aram yok zaten. Bir de böyle çiçeğin içine göründüğü şeyler. No. Ama seveni için diyorum. Meze tarzı şeyler. Şurası. Yine böyle renkli şekerlemelerin olduğu, çerezlerin olduğu yine size göz kırpan bir reyon. Hollanda'da şöyle bir şey var. Burada yalnız yaşayan insan sayısı çok fazla. İnsanlar çok yalnız. Hatta son zamanlarda şöyle bir gündem oluştu Hollanda'da. Bununla ilgili aksiyonlar alınmaya da çalışılıyor. İnsanlar ölüyor ve evlerinde aylar, yıllar sonra bulunan insanlar bile var yani. Hani günler, haftalar, aylar sonra bulunması okey. Bir de yıllar sonra bulunan insanlar var. Yine gündemde böyle bir şey oldu. O yüzden Hollanda bununla ilgili çalışma da yapıyormuş. Ne alaka? Bu gereksiz bilgiyi de vereyim. Yani tabii ki böyle medeniyet, Avrupa güzel ama bizim o Türkiye'deki iklim, kucaklaşma, komşuluk ilişkileri maalesef ki Avrupa'da o kadar gelişmemiş. Et reyonu asla bitmiyor. Asla bitmiyor. Ya bunlar gerçek değildir diye umuyorum buraya asmışlar. Değildir yani herhalde.
fiyatlar bu şekilde. Bunlar da Porsche mu bu? Evet, Porsche olmuş. Domuz. Bakalım. Dana'ya dair bir şeyler var mı? Hindi, domuz. Burada bunlar daha çok talep ediliyor demek ki. Ama fiyatlar iyi. Bakın şeydeki peynir, Tom ve Jerry'deki peynir, delikli olan. Şurada da dilimlenmiş hali var. Uf, peynir delisi. Şunların fiyatlara bakar mısınız? Komedi. 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 Yılbaşına özel bir reyon. Kocaman kocaman çikolatalar. Üstü hazır gibi. Mesela şu 1.49'muş. Boyaması moyaması var. Şurada bir bira seti var. Yanında bardağıyla. 10 euro. 1 milka var. 6 euro. Ay ben de var ya, bu video çok saçma geldi. Bir oraya gidiyorum çikolata, bir buraya geliyorum yine et. Böyle karışıklık olunca da hiç sevmem bu arada yani. Yine burada falan işte et alternatifleri var. Bunlar pork mu? Bildiğimiz dana eti mi? Ama renginden çok dana eti gibi durmuyor. Ha bak bunlar. Sanki arkadaşıma göstereyim. Hoş, siz de yanımdan mısınız gibi şu an izlerken. Şunlar dana eti. 8.22. Bu herhalde özel bir bölümü. Fiyatı biraz pahalı geldi çünkü bunun bana. Şöyle özel şeyler yapılmış. Severek baktığım bir reyon değil. Deniz mahsulleri 2 kilogram midye. How much money'ymiş bakalım bu. Üstünde ne yazıyor? Muscle değil de işte bu. Muscle artık buranın dili de göremedim ya. Bunun fiyatını. Şurada farklı soslar var. 1.64. Şu 7 euro olan olabilir. Ama onda 900 yazıyor. O şunun fiyatı olabilir. Bakayım. Şu 100 gram yazıyor. 2 kilogram yazan bir şey göremedim. Şurada fiyatlar var mı? Orada da yok. İşte somon. Şöyle. Her şeyi burada böyle bir yiyimlik hazırlamışlar. Güzel mantık. Severim. Yani burada devam ediyor. Somon ve deniz mahsulleri. Mini şirimp mi bu? Vallahi şey. Neydi bunun ismi ya? Şirimp de. Şunun ismini. Neyse unuttum. Istakoz değil. Şunun ismi neydi ya? Aklıma gelmedi. Şurada jumbo boyları var. Somon var. Yani şurada yine böyle suçu hazırlamak için kesilmiş hali hazırda şeyler var. Gerçekten şununla da aklıma gelmedi. Sinir oldum. İnternete falan da yok bu arada, çıktım. Hiç açmıyorum ben burada. Wi-Fi'den kullanıyorum bulduğum yerde. Olmayınca da internetsiz yaşıyorum. Yine bunun da kıyısına köşesine tavuklar, peynirler sıkıştırılmış. Bir yere de koymayın karşı. Şu tarafta baharatlar. Buralardan da baharat almayı çok seviyorum. Farklı farklı. Brezilya'dan böyle et için almıştım. Çok güzel kullanıyoruz. Bayağıca da büyük almışım. Baharat bereketli bir ürün oldu. Yine burada hazırlanmış. İçinde böyle bir şeyler var. Allah Allah. Ha. İçinde yukarıda farklı şerezler var. İçinde bir de sıvısı var. Ne işe yarıyor bilmiyorum. Şöyle yanında yine böyle salami gibi bir şey koymuşlar. Farklı. Benim bilmediğim bir şey. Haydi bakalım.
geldik şarapların bölümüne. 5-1-30 150 TL. Hemen böyle ben direkt 30'la çarpıyorum. 28 iken de 30'la çarpıyordum. Şu an 30 geçti, yine 30'la çarpıyorum. Düz mantık. Şimdi var ya kız matematiği. Mesela asla tadını bilmesem de şişesini beğendim. Benim için yeter işte. Biz buralardan genelde köpüklü şarap tadında şeyler alıyoruz. Bayağı güzel oluyor içmesi. Türkiye'de ya yok olanlar da pahalı oluyor. Böyle ya da dışını beğendiğim dermiş şeyler alıyor. Şurada yine böyle güzel bir şarap sofrası hazırlamak için ihtiyacınız olan her şeyi karşılarına koymuşlar. Tabii ki de pazarlama tekniği. Evet, kırmızı şaraplar. Herhalde 2021 demek istiyor. En çok satılan şarapları bu kısımda. Fiyatlar 4'ten başlıyor. 6, 7, 8 o şekil devam ediyor. Şu köpüklü olabilir ya da beyaz olabilir. Şurada daha mini şişede olanlar var. Ya bunların şişelerine bayılıyorum. Böyle alıp evde işlerine başka şeyler koymayı çok seviyorum. Şöyle Martini'nin Prosecco'su var. Bunun birinden alırım muhtemelen giderken. O 3,5 euroymuş. Küçüğü, büyüğü ne kadar acaba? Burada bu arada böyle dimes meyve suyu gibi şeyler satılıyor. Şaraplar satılıyor. Hatırlayanlar. Oh, 2 eurolar. 1 euro da var herhalde. Hepsi 2 euro mu? Büyüğü de küçüğü de 2 euro. Bu arada burası sevdiğim bir diğer alan. Burada yine böyle salamileri falan geçeyim de. Şu böyle sushi kitler var. Sushi rice'lar var. İşte poke bowl yapabilmek için bakın poke rice var. Bunları çok beğendim. Giderken böyle muhtemelen birkaç şey alırım. Şundan almıştım. Yani şöyle sorursa 2020'nin başında ama hala yapmadım. Umarım bozulmamıştır. Egg noodle'ı zaten seviyorum da bu rice noodle diye hatırlıyorum ben aldığımda. O yüzden şey yapamamıştım. Ne bileyim zaman mı olmadı, mekan mı olmadı, neyse yapmadım işte yani duruyor. Yine burada bir mutfağa ait ürünler var. Teriyaki falan olduğuna göre yine Asya mutfağına ait öyle ürünler mevcut. Biliyorsunuz bir ara çılgınlığı vardı jalapeno peynirli. Ben onu Türkiye'de bulamadım. İtalya'ya gelince de, Almanya'ya gelince de aradım. Yine bulamadım ama şundan almıştım onun yerine. Çok yağlı bir şey yani. Hani bana o yüzden çok hitap etmiyor. Tortelli yeniler var. Onlardan alırım. Eve giderken. Noki var. Belki o da alınabilir. Şurası biraz daha böyle Meksika mutfağı gibi takolar, makolar. Bunlardan da böyle bir salsa sos falan alınır. Dedim ya şuraya geldiğimde aç değildim, acıktım şu anda. Türkiye'den bayağıca pahalı olan bir şey göstereyim alın. Ketçap. Hangisi daha uygun diye hatırlıyorum. Şundan alacağım, çok hoşuma gitti. Curry ketçap, bu curry soslu mu? Ha. Şurada bakın farklı şeyleri var. Karışımlı olanları galiba. Şu sadesidir diye düşünüyorum. Çok hoşuma gitti kutusu tabii ki de. Ha şunlar mayonezler, trüflü mayonez. Ya şunun paketine bayıldım. Sonra da kullanılır, çok hoş.
Aha. Ne olduğunu bilmediğim. Heh, çözüldük. Bakın. Soğan değil mi bunun üstündeki şey? Soğan değil mi bunun üstündeki şey? Bu otelde de varım, asla ne olduğunu bilmiyorum. Bu arada buranın hardalları efsane. Gitmeden alınacaklar listemde. Kahveler. Bu kendi kahvesi marketin. 4,5 euro. Şurada içinde 36 adet olan paketli kahveler var yine. Starbucks'ın şöyle kahveleri var. 4,39, 4,49 değişiyor fiyatları. Nescafe'nin var. Çekirdek kahveler. Böyle rengarenk şeyler hemen beni çekiyor kendine. Çok fazla çeşitli çay var. Şovlu çikolatalar rayonu. Bayılırım. Ama şu an canım daha böyle çikolata değil de yemek yemek şeyler çekiyor. Mesela şu, bakar mısınız? Ay yok artık. O, bunun mu? Tony's'in fiyatı mı? Kekler. Şu çok iyi değil mi ya fiyatı? Alınır yani. Bu glutensiz mi demek artık? Neyse, şu natural, doğal. Kolanın çeşitleri garibime gitmişti. Bakar mısınız? Vanilyalı kola falan var. Yine aynı şekilde Fanta böyle bayağı değişik çeşitleri var. Milka'nın böyle bizim Nutella gibi şeyleri var. 3. İyi, 100 lira. Nutella biraz daha pahalı. Milka biraz daha uygun fiyatlı. Bir diğer ne gerek var? Dediğim ürün, ekmeğin üstüne yani. Burada bayağı yaygın bu. Yine benim çok seveceğim bu Doritos'lar, yanlarında hemen sosları da satılıyor. Ya burada her şey çok güzel ve alternatifi çok. Arkadaşlar, bu market çekecek bitmez. Burası bir derya deniz. Eğer bu market turu hoşunuza gittiyse devamını yine çekerim. Yorumlarda buluşalım. Bugünlük bu kadar. Yarın belki Almere'ye giderim, belki Amsterdam'a giderim. Her şey havaya bağlı. Ben soğuktan nefret eden bir insan olduğum için, tam bir kelebek prenses olduğum için böyle sıcak havalarda fıtı fıtı gezmeyi çok seviyorum. Ama soğuk havalarda hareket etmeye hiç halim kalmıyor. Bakalım yarınki hava durumuna göre karar vereceğiz. Çünkü bir hafta burada böyle acele edip paldır küldür hasta da olmak istemiyorum. Başka videolarda görüşürüz. Hoşçakalın. Bir de marketin çıkışında böyle çiçekler var. Fiyatı uygun gerçekten. 5 euro ve o kadar güzel görünüyorlar ki paketlemesi falan da çok güzel yani. Çok hoşuma gitti. Şunun ne yediğini çözemedim yalnız. Hey. Hey. Ne oldu? Bakın köpek park yeri gibi bir şey. Şurada çok güzel ekstrem sporlar için ürünler satan bir mağaza var. Ben şuradan şemsiyem alayım da.